Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, biliyorsunuz Biden Erdoğan'la görüşmedi. Erdoğan Biden'a baya bir sitem etti, baya bir söz söyledi. Hemen bizim içimizdeki hainler dört bir yandan işte Erdoğan Biden'la görüşemedi. Biden Erdoğan'ı takmadı, takmıyor. Bilmem ne. Sevinç çığlıkları atmaya başladılar. Bunların hain olduklarını anlamak çok basit. Yazdıklarına bakın. Neye sevindiklerine bakın, hemen ne olup olmadığını anlarsınız. Evet dostlar, Ahmet Davutoğlu da çıkmış diyor ki işte Erdoğan Biden aleyhinde konuştu, görüşseydi böyle konuşmazdı. Erdoğan görüşseydi direkt yüzüne söylerdi. Bunu en iyi Ahmet Davutoğlu biliyor. Erdoğan lafını hiçbir zaman esirgemez. Sonu ne olursa olsun mutlaka karşılarında gözlerine baka baka doğruyu, gerçeği hiç korkmadan söyler. Evet dostlar, Biden ve Erdoğan neden görüşmedi? Biden'ın Erdoğan korkusu. Üst aklın Erdoğan korkusu. Türkiye 2009'dan bu yana üstü kapalı da olsa ABD ve Batı blokuyla çıkarlarının uyuşmadığının farkında. O günden sonra bu ülkenin yaşadığı her saldırının arkasında Batı var. Bu emperyalistler için Türkiye'nin demokratikleşmesi veya zenginleşmesi önemli olsaydı yıllar yılı bu güzelim ülkeye darbeleri layık görürler miydi? Darbelerin olgunlaşması için onlarca gencin birbirini öldürmesini beklerler miydi? Bugüne kadar 60 darbesi dahil bu ülkede yapılan her darbenin arkasında ABD ve Avrupa Birliği'nin kurucu babaları var. Bu sürecin belki de en açık örneği 40 yıl önce milyonların hayatını karartan ve acıları hala unutulmayan 12 Eylül askeri diktatörlüğüdür. Şimdi geriye dönüp bakınca iyi ki bu ülke darbeci Kenan Evren ve arkadaşlarını en azından kağıt üzerinde de olsa yargılayıp mahkum etti. Türkiye eğer bugün Irak'tan Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Libya'ya uzanan küresel saldırıya uğruyorsa bunda sadece Akdeniz'in hesabı yok. Türkiye'de darbe yapamamanın ve emperyalizme itirazın da hesabı var. Son yıllarda yaşadıklarımızı hatırlayın. Üst akıl, DAEŞ'ten PKK'ya, FETÖ'den DHKPC'ye, Sedat Peker'den Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'a, bütün terör örgütlerine destek vererek Türkiye'ye saldırdı. Türkiye geçmişteki gibi bunlara boyun eğmedi. Bu saldırıları püskürttü ve millet de uyandığından yüzlerine de vurdu ve planları ellerinde patladı. Çünkü eski bilinçsiz insanlar artık yok. Emperyalizmin sadece terör örgütleri üzerinde değil, siyasi partilerden akademiye, medyadan sivil toplum örgütlerine ciddi bir etki alanı oluşturduğu da bir gerçek. Hatta daha önce koca CHP'ye operasyon yapıp liderini bile değiştirdiler. Öyle değiştirdiler ki nerede bu üst akıl diyecek noktaya bile geldi. Şimdi de Amerika ve Fransa gibi iki küresel güç rezil olmayı bile göze alarak NATO üyesi demokratik bir ülkenin cumhurbaşkanını değiştirmekten, muhalefet partilerini alenen desteklemekten hiç geri durmadılar. Hala destekliyorlar. Görüyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun cesaretini, Meral Akşener'in cesaretini, Erdoğan'a hakaretler, tehditler, neler neler hepiniz görüyorsunuz. Bu bir cesaret sonucu olan bir şey. Cesareti nereden alıyorlar? Tabii ki üst akıldan. Önce ABD Başkan adayı Joe Biden, şimdi de Macron konuştu. Ve dediler ki biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor. Evet, sır burada saklı. Peki nedir Akdeniz'de ve Libya'da Başkan Erdoğan'ın kabul edilemez davranışları? Başta içimizdeki bir numaralı hain parti, CHP olmak üzere muhalefet partileri ve küresel ittifak arayan ak saçlı aydınlar bu gerçeği görmezden gelse de Türkiye'nin karşısında bir üst akıl var. Ve Başkan Erdoğan o aklın Türkiye ve bölge planlarına itiraz ettiği için sürekli saldırıya uğruyor. Ve gördüğünüz gibi bugün ABD Başkanı Joe Biden Erdoğan'la görüşmek istemedi. Çünkü Erdoğan net bir şekilde Amerika'ya restini çekti. Biden'a restini çekti. Ve yiyeceği lafları da bildiğinden ve Erdoğan'ı yolundan, inancından geri döndüremeyeceğinden karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Peki içimizdeki hain muhalefet bunu görmüyor mu?
Aslında görüyor ama görmek istemiyor. Çünkü son yıllarda sabahtan akşama kadar Türkiye'nin yaptıklarını kötüleyen bir muhalefet ve aydın aklı oluşturuldu. En iyimseri bile Akdeniz'de ne işimiz var, Libya'ya neden gittik, Afganistan'da ne işimiz var, Türkiye beceremez, battı batıyor, millet kan ağlıyor, millet açlıktan ölüyor, İHA, SİHA yapıyorsunuz da ne oluyor? Çıkan orman yangınlarından kendi destekledikleri terör örgütlerinin çıkardıkları orman yangınlarından Erdoğan'ı sorumlu tutuyor ve Erdoğan o yangınları söndürmek için Türkiye'nin bütün imkanlarını seferber ediyorken burada helikopter yok, uçak yok, kimse müdahale etmiyor, yalanları iftiraları atıyorlar ve üstlerinden de helikopter uçak sesleri geliyor, böyle komik bir durumlar da oluyor. Yani giderek hepsi de giderek birbirine benziyor. CHP ile İYİ Parti arasında ya da Saadet Partisi ile DEVA arasında gerçekte siyasi ve ekonomik bir söylem farkı da yok. Bu tesadüf olabilir mi? Emperyalizm, dün sağcıları solculara, solcuları sağcılara düşman ederek istediği darbeleri yaptırdı. Şimdi aynı şeyi partileri birbirine düşürerek yapmak istiyor. Bu oyuna o partileri yönetenler gelse de o partilere gönül veren milyonlar gelmez ve gelmeyecek diye inanıyoruz. Çünkü geçenki Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını iyi dinleyin. Bütün Müslümanların hakkını savundu. Bütün Müslümanlara sahip çıktı. Hem Rusya'ya, hem Amerika'ya, hem Fransa'ya, hem İsrail'e restini son derece sert bir şekilde çekti. Zaten orada en büyük mesajı verdi Erdoğan. Ben inandığım ve bildiğim yoldan asla geri dönmeyeceğim. Sizler zalimsiniz, bu mazlumlara zulüm yapıyorsunuz, bu mazlumların sahibi var. Biz de bunu haykıracağız ve bu zulme dur diyeceğiz. Dünya 5'ten büyüktür. Yani dostlar o konuşmayı dinleyip de Erdoğan'ın karşısına çıkan lider zaten boşu boşuna gelir. Niye gelir? Çünkü Erdoğan orada zaten baş başa görüşseler de diyeceklerini o Birleşmiş Milletler konuşmasında bağıra bağıra haykıra haykıra söyledi. Zaten cevap alındı. Ama bizim içimizdeki zır cahiller bu konuşmayı eminim dinlemediler. Çünkü tahammülleri yok. Bu hain oğlu hainler gidip hayranlıkla Biden'ı dinlerler. Sonuna kadar kesintisiz hem de dinlerler. Ama Erdoğan'ı gördükleri zaman, Erdoğan konuştuğu zaman bunlara bir şeyler batar. Dayanamazlar, tahammül edemezler ve asla dinlemezler, dinleyemezler. Emin olun çoğu dinlemeden konuşuyor. Ha, bizim kesimde de Erdoğan'ı dinlemeyip de yine konuşanlar var. Mesela bazen video paylaşıyorum. Daha video yeni başlıyor. Bir dakika olmadan hemen video hakkında yorumlar geliyor. Ya bir videoyu izleyin. Bir videoyu dinleyin. Sizin dediklerinizi ben demedim. Yani daha dinlemeden, daha video sonuna kadar izlemeden, dinlemeden konuşan birçok insan var. Bunlar çok yanlış şeyler. Bir videoyu izlerken, bir konuşmayı dinlerken mutlaka sonuna kadar izlemek ve dinlemek gerekiyor ki o video hakkında doğru düzgün bir açıklama, doğru düzgün bir yorum yapabilelim. Çoğu başlığa bakıyor hemen yorum yapıyor. Tamam da başlıkta her şey olmaz. Çünkü belli bir sınır var orada, karakter sınırı var. Her şeyi yazamıyorsunuz oraya. E ne oluyor? Ne kalıyor geriye? Videoları adam gibi izleyip dinleyip öyle konuşmak. Evet dostlar, Erdoğan düşmanları kudursa da Allah Erdoğan'a yardım ediyor. Allah Erdoğan'ın önünü açıyor ve tuzakları kuran kişilerin aleyhine bozuyor. O yüzden Biden yatmaya devam etsin, uyumaya devam etsin. Çünkü Biden Erdoğan'a tahammülü yok. Nasıl tahammülü yok? Erdoğan'dan yiyeceği laflara tahammülü yok. Çünkü değiştiremeyeceğini biliyor. Bildiği yolda gidecektir Erdoğan. Şimdi muhalefet seviniyordur. Evet, her yerde sevinç çığlıkları atıyor. Erdoğan, Biden görüşmedi. Evet, yine diyorum. Görüşmemesi Biden'ın Erdoğan'dan olan korkusu ve üst aklın Erdoğan korkusudur. Değerli arkadaşlar, Amerika ile ilgili münasebetler konusundaki sorulan bir soru üzerine şu ana kadar beklediğim Sayın Biden'la olan görüşmelerde o istenilen netice değil dedi. Ve şu an itibariyle de aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir.
eğer beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız. Ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın, tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Ve tabii bir NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir. Tabii burada da yine aynen benim Sayın Putin'den tabii beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef burada bizim için, ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Ve burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Ve bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile de pek şu anda ilintili değil. Burada şimdi kim var? İran var. Rusya var, biz varız. Ama buradaki eğer hakikaten orayı da bir barış havzası haline dönüştüreceksek bunu nasıl yaparız? Bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart. Ve bunları görüşeceğiz. Kaldı ki bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek, bunu da kendimiz için gerekli kılıyorsak, bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım. Efendim, son zamanlarda vaka artışları geliyor, Delta varyantına bağlı olarak okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda da görülmeye başladı. Arkadaşlar, yani çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler noktasında tabii benim ilgi alanımdan öte bu bilim kurulunun ilgi alanı. Tabii ben bakanıma yani bilim kurulunda bu konuyu çok farklı bir yere taşımanız lazım ve alınacak tedbirler özellikle gerek halkımızda gerekse orta öğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik çok daha farklı tabii olmaması.